Arkadaşlar merhaba. Dördüncü türev videosuyla karşınızdayız. SML Hoca YouTube kanalındaki türev konu anlatımlarının dördüncüsüyle arkadaşlar karşınızdayız. E, yüksek mertebeden türevler konumuz. 51. örnekte devam ediyoruz. Bir f fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Bu f fonksiyonundan sonra da ikinci türevinde 2'nin 20 olduğunu e, söylemiş bize. M kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar önce f fonksiyonunun birinci türevini bulalım. F türev x eşittir. 3x kare artı 2mx artı n şeklinde yazalım. Ve sonrasında da ikinci türevinde x'i bulalım. İkinci türevinde x de 6x artı 2m olacaktır. Peki bize burada hangi bilgiyi vermişti? İkinci türevinde 2 eşittir 20 demişti. O halde bizde ikinci türevinde 2'yi yerine yazalım. F'in ikinci türevinde 2 eşittir. 6 kere 2 12 artı 2m eşittir. Kaçmış arkadaşlar ikinci türevinde 2 20 idi. 2m o zaman ne olur arkadaşlar? 8 olur. M kaçtır? 4'tür diyebiliriz. Bize zaten M'i sormuştu. Biz de M'i 4 olarak bulduk diyebiliriz. Geçelim sevgili gençler. İkinci, 52. örneğimize. Fx eşittir x artı n çarpı x artı 1'in karesi. F'nin ikinci türevinde 0, 20 ise n kaçtır diye sormuş. Şimdi önce şunu açıp daha sonra içerisine dağıtıp daha sonra iki defa türev alabilirsiniz. Dilerseniz çarpımın türevini de uygulayabilirsiniz. Sevgili gençler ben burada çarpımın türevini uygulayacağım. F türev x eşittir. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci x artı 1'in karesi Çar, e, artı birinci sabit kalacak bu sefer x artı n çarpı ikincinin türevi 2 çarpı x artı 1 dedik pekala. Şimdi bu birinci türevde ikinci türevi de alalım. F'in ikinci türevinde x eşittir. 2'yi başa attık. 2 çarpı x artı 1 artı. Şimdi yine birincinin türevi diyeceğiz arkadaşlar. 1 zaten. Diğeri 2 çarpı x artı 1 artı birinci sabit kalacak bu sefer x artı n çarpı 2 x artı 1'in türevi diyeceğiz o da 1 olacak tamam mı şimdi ikinci türevde 0'ı yerine yazalım ikinci türevde 0 eşittir 2 çarpı 0 artı 1 artı 2 çarpı 0 artı 1 artı şuraya ne yazıyorduk 0 yazıyorduk 2 n gelecektir bu da neye eşitmiş sevgili arkadaşlar 20'ye e burası 2 burası da 2 4 yapar burası arkadaşlar. Karşıya gönderirsek 2 en eşittir 16 en eşittir 8 olacaktır sorumuzun doğru cevabı. Bize n sorulmuştu. Bize n'yi 8 olarak bulduk. Devam edelim 53. örneğimizde. Arkadaşlar 53. örnekte bakın ee, şurada Hı. 53. örnekte arkadaşlar fx eşittir kök x artı 1 ise f'in 3. türevinde 3'ü sormuş bize. Ben bu fx'i x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti biçimine getirirsem tamam mı? Ya da ilk türevini alalım. Daha sonrasında ikinci türevlerinde bu işlemi uygularız. Hani daha net görülmesi açısından, görülmesi açısından yapmıştım bunu. Ee, kök içerisinde x artı 1'in türevi hepimizin, hepimizin bildiği üzere içinin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi. x artı 1. Tamam mı? Şimdi bu birinci türev. F türev. Peki ikinci türevine geçerken şu işlemi uygulayabilir miyiz? Bakın aslında bu 1 bölü 2 çarpı x artı 1'in eksi 1 bölü ikinci kuvvetiydi. Değil mi? E şimdi eksi 1 bölü 2'yi başa atacağız arkadaşlar ikinci türevi bulunurken. İkinci türev eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı x artı 1'in şurası ne çıkacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'den bir daha çıkarım. Eksi 3 bölü 2 olacaktır. Tamam mı? Sonrasında üçüncü türevine geçelim. Üçüncü türevi eşittir. Eksi 3 bölü 2'yi başa atarsak 3 bölü 8 yapar orası. Çarpı x artı 1'in eksi 5 bölü 2. kuvveti diyebiliriz. Şimdi ne yerine yazacağız arkadaşlar? 3'ü doğru mu? Pekala f'in 3. türevinde 3 eşittir. 3 bölü 8 çarpı. 3 yerine yazarsam 3 artı 1'den ne olur burası? 4 olur. 4 üzeri eksi 5 bölü 2 olacaktır. Şimdi şu 4'ün kare kökü demek şurası arkadaşlar bakın. 4'ün kare kökü demek. 4'ün kare kökü 2. Burası da 2 üzeri 5 demek 32. Değil mi? Bunu ters çevirip çarpacağız. Yani 3 bölü 8 çarpı 1 bölü 32 olmuş oldu. Bu da 3 bölü 256'ya tekabül eder. 2 üzeri 8 değil mi? Dolayısıyla cevabımız budur diyebiliriz. Örnek 54'te devam edelim fx eşittir x artı 2 bölü 2x artı 5 ise f'in 7. türevinde eksi 2 nedir diye soruyor. Bu sırada f'in 1. türevi şu şekilde gösterilirken, 2. türevi bu şekilde gösterilebilirken, 3. türevi bu şekilde gösterilebilirken, 3'ten sonraki türevler artık şu şekilde gösterilir arkadaşlar. Tamam mı? Artık kaçıncı türevi olursa olsun bu şekilde gösterilebilir. Buna da dikkat edelim. Demek ki burası neymiş? 7. türevinde eksi 2'yi soruyormuş. Pekala. Şöyle diyelim. Birinci türevi bulalım arkadaşlar. F'in birinci türevinde x eşittir. bunun da kısa yolunu çıkarabiliriz aslında. Hatta burada buradayken çıkaralım. Değil mi? Şimdi şöyle diyelim mi? Şundan bir vazgeçelim. Önce bir tane kendi kafamızdan f türevi x uyduralım. Ama bu üst tarafı da alt tarafı da yani payı da paydası da birinci dereceden bir fonksiyon olsun. Doğrusal bir fonksiyon olsun. Yani ax artı b bölü cx artı d'nin ee, bir D için bir kural çıkaralım. Bunun türevine bakalım arkadaşlar tamam mı? Bunun türevi birincinin türevi A çarpı ikinci diyeceğiz normalde. Cx artı D. Ee, eksi bu sefer birinci sabit Ax artı B çarpı ikincinin türevi C bölü ne diyoruz? Cx artı D'nin karesi diyoruz. Doğru mu? Şimdi yukarıya baktığımız zaman zaten şurada arkadaşlar. ACX gelecek. Değil mi? E bir de buradan baktığımız zaman yine axc gelecek. Bakın bir artılı öteki eksili. Dolayısıyla bunlar zaten birbirini götürecek. Götürdükten sonra artı ad gelir. Eksi bc gelir. Doğru mu? O halde şöyle diyebilir miyiz? a çarpı d eksi b çarpı c bölü cx artı d'nin alt tarafta hiçbir şey olmayacak. Karesi. Yani ben bundan sonra şu şekilde iki fonksiyonların türevini alırken, birinci türevini alırken a ile d'yi çarpacağım. Tamam sonrasında da B ile C'yi çarpacağım. Bunların farkını aldıktan sonra alttakinin karesidir diyebilirim. Pekala bizim fonksiyonumuz neydi peki? Buna uygun olarak hemen uygulayalım. F'in türevi eşittir. Birinci türevini buluyoruz bu arada. 1 kere 5 5. 2 kere 2 4. Çıkardık. Bölü 2x artı 5'in karesi dedik. E üst taraf 1 olmuştu zaten. 1 bölü 2x artı 5'in karesi diyeceğiz. Bu da aslında 2x artı 5'in eksi ikinci kuvveti. Doğru mu? Hemen ikinci türeve bakalım arkadaşlar. İkinci türevde eksi 2'yi başa atarsak eksi 2 çarpı 2x artı 5'in eksi üçüncü kuvveti çarpı içinin türevi 2. Peki üçüncü türeve bakalım o ne gelecek? Eşittir. Eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı 2x artı 5'in eksi dördüncü kuvveti çarpı 2'miz var. Doğru mudur? Dördüncü türeve de bakalım. Yani az, artık bir şeyleri fark etmemiz gerekiyor ama olsun biz yine de bakalım. Eksi 4'ü başa atarsak eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı. Bu arada şurada biz içinin türevini almayı sanırım unuttuk. Evet şurada içinin türevi bakın şuradaki 2 buradaki 2 içinin türevinden gelen 2'yi yazmayı unutmuştuk onu da yazdık. Eksi 4'ü başa attık 4. türevde de çarpı 2x artı 5'in 2x artı 5'in eksi 5. kuvveti çarpı şuradaki 2 ile. Buradaki 2 çarpı bir de içinin türevindeki 2. Bakın şöyle oldu mu artık şunu fark edebiliyoruz sanırım. Dördüncü türevinde burada 3 tane 2 çarpanı geldi. Üçüncü türevinde burada 2 tane 2 çarpanı geldi. İkinci türevinde bir tane gelmişti. Dolayısıyla ben artık 7. türevine ilerlemeye başlayayım bakın. F 7. türevde x eşittir. Buraya bakıyoruz. Şöyle diyelim 2x artı 5'in 2x artı 5'in bir şey inci kuvveti diyeceğiz. Çarpı dedikten sonra da 2 üzeri 6 dememiz lazım. Doğru mu? E peki e, şuraya bakalım. 4 iken eksi 5. 3 iken eksi 4 ise 7 iken eksi 8 olacak. Doğru mu? Çarpı. Bir de şuraya bakalım gençler. Bakın 4 iken şurasına geldi? Eksi 4 faktöriyel. 3 iken 3 e, e, faktöriyel. 2 iken eksi 2 faktöriyel. Doğru mu? Yani eksi 2 faktöriyel e, normalde negatif sayıların faktöriyeli alınmaz ya. Burada aslında eksi 2'nin faktöriyeli demiyorum bakın. Eksi 2 faktöriyel şeklinde. E şimdi çiftlerde negatif geliyorsa teklerde pozitif gelecek. Dolayısıyla burası direkt 7 faktöriyel olacaktır. Şimdi ben 7. türevi buldum. Fonksiyonun 7. türevini buldum. Yerine eksi 2 yaz demiş. Ben şurada eksi 2 yerine yazarsam sevgili arkadaşlar. Şurası 1 olacaktır. Birinde eksi 8. kuvveti 1'dir. O halde f'in türevinde. F'in 7. türevinde. Pardon çok özür diliyorum. F'in 7. türevinde diyeceğiz. Değil mi? F'in 7. türevinde eksi 2 eşittir. 7 faktöriyel çarpı 2 üzeri 6 olacaktır. Geçelim sevgili arkadaşlar. Bir diğer sayfadaki notumuzda devam edelim. Notta diyor ki arkadaşlar Px polinomunun x eksi a'nın n'inci kuvveti polinomu ile kalansız bölünebilmesi için pa'nın p türev a'ya bunun p'nin ikinci türevinde a'ya en son bakın burada n'inci kuvvetten verildiyse p'nin n eksi birinci kuvvetinde a'ya eşit olması ve bunların hepsinin de sıfıra eşit olması gereklidir diyor. Bunun manası nedir? Örnek 55'e bakarsak daha net anlayacağız. Px eşittir x³ a x küp artı ax artı b polinomu x eksi 2'nin karesiyle tam bölünebiliyorsa a ve b değerleri nedir? Yani diyor ki bize e, p2 de şuranın kökü nedir arkadaşlar? 2. p2 de p türev 2 de bunların ikisi de sıfıra eşittir diyor. Gelin P2'yi bulalım. P2 eşittir 8 artı 2A artı B olacak değil mi? Ee, bunun neye eşit olması gerekiyordu? Sıfıra. E peki bunun devamını getirelim arkadaşlar. P türev x'i bulalım önce. P'nin türevinde x eşittir 3x kare artı A. Ben P'nin türevinde 2'nin de sıfır olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla... Yerine yazarsak 3 kere 4'ten 12 gelecek. 12 artı A eşittir neymiş? 0. O halde A kaçtır arkadaşlar? Eksi 12. Eğer ki A eksi 12 ise ben şurada A gördüğüm yere eksi 12'yi yazabilirim. Yani 8 artı 2 çarpı eksi 12 artı B eşittir 0 diyeceğiz. Buradan şurasına gelir eksi 24. Eksi 24'e 8 eklersem eksi 16. Bu eksi 16'yı karşıya gönderirsek B ne gelecek arkadaşlar? Eksi 16 gelecek. Bizden ne istiyordu? A'yı ve B'yi bul demişti. A'mız eksi 12 arkadaşlar. B'miz de eksi 16 diyebiliriz. Geçelim 56. örneğimize. Px'i vermiş. 2 çarpı x üzeri 4 artı mx küp artı 2x kare artı nx artı k polinomu. X artı 1'in küpüyle tam bölünebildiğine göre m, n ve k sayılarını bulunuz. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bakın buranın kökü eksi 1 olduğuna göre p eksi 1 eşittir. P'nin türevinde eksi 1. Bu da eşittir. P'nin ikinci türevinde eksi 1 bunların hepsi sıfıra eşit öncelikle p polinomunda yani px polinomunda eksi 1 yerine yazarsam ben 2 çarpı eksi 1'in 4. kuvveti 1 olduğu için 2 eksi m artı 2 eksi n artı k bunun ne olması lazım 0 birazcık toparlarsak 4 eksi m eksi n artı k eşittir ne olacak 0 olacak şimdi bu elimizde dursun bu birazdan işe yarayacak tamam mı illaki yarar Şimdi geçelim ikinci türevine. Birinci türevine. P türev x eşittir. Alalım türevini. 8x küp artı 3 x kare artı 4x artı n diyelim. Tamam. Ben P'nin birinci türevinde eksi birinde ne olması gerektiğini biliyordum. 0. O halde eksi 8 artı 3m eksi 4 artı n'nin de 0 olması gerektiğini biliyoruz. Buradan 3m artı n Eksi 8, eksi 4 daha. Eksi 12 karşıya atarsak 12. Şimdi arkadaşlar bu da elimizde dursun. Bu da birazdan ihtiyacımıza e, ihtiyacımızı karşılayacak. İşimize yarayacak. Şimdi devam ettirelim arkadaşlar. Sırada ne var? İkinci türevinde eksi 1'in 0 olması gerektiğini biliyorduk. Gelin ikinci türevini bulalım. P'nin ikinci türevinde x. X diyelim şuraya. Şöyle yaparsak karşılar sanırım. Evet. Şimdi e, alalım arkadaşlar. Bu sefer neyin türevini alacağız? Şunun türevini alacağız. 24x kare artı 6mx artı 4. Ben P'nin ikinci türevinde eksi 1'in de ne olması gerektiğini söylemiştim şurada. 0 olması gerektiğini söylemiştim. Yerine yazalım eksi 1'i. 24 eksi 6m artı 4 eşittir 0. 24 ile 4'ü topla 28. Eksi 6m eşittir. Eksi 28 olur. Burada eksileri de götürürsek e, 3M eşittir 14 M eşittir 14 bölü 3 diyebiliriz. Şimdi bakın M'yi ben 14 bölü 3 buldum ya götürüp şurada yerine yazabilirim aslında. E, yerine yazdığımız takdirde 3 ile 14 bölü 3 birbirini götürecek. 3'ler birbirini götürecek. 14 kalacak ve N'yi de eğer hesaplarsak eksi 2 bulacağız. Burası N sayısı. Eksi 2 bulduk. Pekala. N'yi eksi 2, M'yi 14 bölü 3 bulduktan sonra şurada ve şurada tekrardan yerine yazabiliriz. Bakın yazalım. 4 eksi 14 bölü 3 artı 2 artı k eşittir 0 dersek 4 2 daha 6 6'dan 14 bölü 3'ü çıkaracağız yani 18 bölü 3'ten 14 bölü 3'ü çıkarıp k eklediğimiz zaman 0 olacakmış şurası ne gelir 4 bölü 3 karşıya atarsak k eşittir eksi 4 bölü 3 gelecektir bu sayıları bulunuz demişti biz de k'yı n'yi ve m'yi bu şekilde elde etmiş olduk. Geçelim sevgili arkadaşlar bir üst tarafa. Bir üst tarafta daha öncesinden de aşina olduğunuz bir konunun devamı var aslında. Tamam. E, Lofital kuralı diyoruz. Lofital kuralında arkadaşlar daha öncesinde 0 bölü 0 ve sonsuz bölü sonsuz belirsizliklerini limit konusunda görmüştük. E, bu limitler, e, bu limitlerin çözümünde özellikle 0 bölü 0'da çarpanlara ayırma metodu. işte e, eşlenikle çarparak çarptıktan sonra Sadeleştirme metodu e, yöntemlerini gibi yöntemleri kullanarak bu sıfır bölü sıfır belirsizliklerini gidermiştik ve sonrasında limitlerini bulmuştuk. Fakat bundan daha kolay olan bir yöntem var, L'Hôpital kuralı. L'Hôpital kuralı sıfır veya sıfır bölü sıfır veya sonsuz bölü sonsuz belirsizliği ile karşılaştırırsa pratik çözüm için e, bu kural uygulanarak limit bulunur demişiz. Bakın sıfır bölü sıfır belirsizliğinde nasıl kullanılacak? Hemen gösterelim. Eksi 1'i yerine yazdığımızda yazdığımız zaman arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliği elde ediyoruz. O halde diyoruz ki biz pay kısmının türevini kendi içinde bakın. 4x küp artı 3x kare. Bunu kendi içinde aldık. Bölü alt tarafın türevini de kendi içinde alıyoruz. Eksi 2x. Diyoruz ki arkadaşlar işte şimdi eksi 1'i yerine yazabilirsin. Limiti bulacaksın. Tamam. Yerine yazarsak ne gelir? Eksi 4 artı 3 bölü 2 gelecektir. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'dir bizim limit değerimiz. Anlaştık mı? Yani biz bu ifadede çarpanlar ayırma metodu da kullanmış olsaydık aynı limit sonucuyla karşılaşacaktık. Şimdi buraya bakalım. Diyor ki bakın h sıfıra giderken f5 artı 2h eksi f5 eksi 3h bölü h. Normal şartlar altında sen buradaki mesafenin 2h ve eksi 3h'dan kaynaklı 5 tane olduğunu biliyorsun. 5 tane f türev 5 diyebilirsin. Ama biz bu soruyu Löfital'den çözelim. Tamam mı? Ee, burada da daha uzun bir yol olduğunu göreceksin. Ama şu yolla da yapmış olsaydın zaten türevin limit tanımını bilmek zorunda olduğunu da e, anlıyorsundur umarım. Şimdi gelin türevini alalım. F türev. F türev. 5 artı 2 h diyeceğiz. Doğru mudur? Şurayı bir silelim. Evet f türev 5 artı 2 h çarpı h'a göre türev aldığımız için çarpı 2. Eksi F türev 5 eksi 3H. 5 eksi 3H. Şuraya yazalım. Aynen. Çarpı 3H'ın eksi 3H'ın türevi eksi 3. Tamam mı? Bölü H'ın türevi 1. E peki şuraya uyguladığımız zaman arkadaşlar ne gelecek? Bakın. F türev 5 artı 2H çarpı 2 var burada. Değil mi? Bir de şunu da unutmadan da 0'a gidiyor zaten. Şunları görmezden gelelim. Neden görmezden geliyoruz? H0'a gidiyor. Burada ne kaldı arkadaşlar? F türev 5 kaldı. 2 ile çarptığımız takdirde 2 tane F türev 5. Bir de şurada eksi 3 ile eksinin çarpımından ne gelecek arkadaşlar? Artı gelecek. Dolayısıyla artı artı e, ve 3 çarpı F türev 5 olacak. Toplamından da 5 tane F türev 5 gelir diyebiliriz. Dediğimiz gibi şu yöntemle aslında daha kısa bulunabilirken yine Lofitel'de nasıl bulunacağını göstermiş olduk sizlere. Şimdi geçelim arkadaşlar sonsuz bölü sonsuz belirsizliğine. Bunda da uygulanır mı? Uygulanır arkadaşlar. Bakalım sonsuzu yerine yazdığım zaman ne gelir normalde arkadaşlar? Sonsuz bölü, sonsuz belirsizliği gelecek. Hatta normal şartlar altında bu sonsuz bölü, sonsuz belirsizliklerinde bu türevin e, limit limitin anlatılmadığı e, bazı okullarda olmuş arkadaşlar. Müfredatta bu şekilde kaldırıldı diye bir e, uyarı yok. Tamam mı? Kesinlikle böyle bir uyarı yok. Ee, bazı kitaplarda hatta bazı değil çoğu kitapta da sonsuz bölü sonsuz belirsizliklerinden bahsediliyor. Kaldırına dair bir, bir bilgi yok. Dolayısıyla e, bunu okullarınızda aslında hocalarımızın anlatması lazım. Şahsen ben öğrencilerime anlatıyorum. Şimdi burada da normal şartlar altında sonsuz bölü sonsuz belirsizliklerinde e, Lofital'in uygulanması çoğu zaman bizi daha uzun işlemlere götürebilir. Ama olsun biz yine de nasıl uygulandığını göstereceğiz. Biz ne diyoruz normalde arkadaşlar? Buranın derecesi kökü e, x'in derecesi 1 bölü 2 x'in derecesi 1 dolayısıyla cevap alt taraf daha hızlı büyüyeceği için sıfıra gider diyebiliriz. Ama bunu şu şekilde uygularsak arkadaşlar üst tarafın türevi 1 bölü 2 kök x bölü alt tarafın türevine bakarsak da ne gelecek arkadaşlar buradan? 2 gelecek doğru mu? E peki e, bu iki de ters çevirip çarparsak 1 bölü 4 kök x oldu mu? E peki e, ben artık Sonsuzu yerine yazdığım zaman şurası sonsuz olacaktır. Paydanın hepsi sonsuz olacaktır. 1 bölü sonsuz eşittir 0 da diyebilirsiniz. Anlaştık mı? 60. örneğe geçelim. x artı x kare bölü x kare eksi 1 eksi 1 yerine yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşıyoruz. Hemen üst tarafın türevi 2x artı 1 bölü alt tarafın türevi de 2x olacak. Doğru mu? Eksi 1'i şimdi yerine yazdığımız zaman bakın üst tarafta ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelir. Alt tarafta ne gelir? Eksi 2 gelir. Eksi 1 bölü eksi 2'den cevap 1 bölü 2 olacaktır diyebilirsiniz. 61. sorumuzdayız. X 5'e giderken x kare artı mx artı 20 bölü x kare eksi 6 x artı 5 eşit 1 bölü 4 ise m kaçtır diye soruyor. Şimdi ben 5'i ben 5'i e, şurada yerine yazsam arkadaşlar. Ne gelir? 25 eksi 30 artı 5'ten 0 gelir. Şimdi alt taraf 0 iken Sonuç ya tanımsız olacaktır ya da bir belirsizlik vardır. Tanımsız olursa iş kötü. Neden? Çünkü limit değerini gerçekten bulamayız. Ama 0 bölü 0 belirsizliği gelecek olursa karşıda bir reel sayı bulma imkanımız daha fazla. Hatta %100 tamam mı? Şimdi dolayısıyla arkadaşlar ben bu 5'i yukarıda da yerine yazdığım zaman 0 cevabını almam gerekiyor. Dolayısıyla 25 artı 5m artı 20 eşittir. Ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. E peki 5m Artı 45 eşittir 0 ise eşittir ne olur? Eksi 9 olur diyeceğiz. M'yi sormuştu zaten bize. Cevabımız budur arkadaşlar. Tamam. 1 bölü 4 de sadece eleman reel sayı olduğunu anlarken kullandık. Başka bir şey için değil. Diğer bir soru. Yine sonsuzu yerine yazdığımız zaman sonsuz bölü sonsuz belirsizliği geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, yine burada ne yapmamız gerekiyor? Bakın derecesi kök x. Derecesi e, derecesi 1 bölü 2 derecesi 1 alt tarafın derecesi büyük olduğu için 0 geliyor diyebiliriz. E, türev kullanarak da bunu 1 bölü 2 kök x bölü 3 şeklinde yazdıktan sonra bunun 1 bölü 6 kök x sonsuz yerine yazıldığı zaman 1 bölü sonsuzdan 0 gelmesi gerektiğini de söyleyebiliriz. Geçelim arkadaşlar fx fonksiyonu bakın 63'ten 7, artık son sayfaya kadar sanırım 8 tane falan soru olması lazım. Bu soruların tamamı artık e, türevin geometrik yorumuna geçmeden önce tüm konuyu tekrar ettirecek olan sorulardan dikkatli dinle bu 8 soruyu 8 veya 9 soru olması lazım. Şimdi fx'i e, bu şekilde vermiş bize f türev 4 soruluyor. E, yapalım arkadaşlar f türev x bulalım önce f türev x birincinin türevi 1 1 artı kök x dedik eksi x çarpı alt tarafın türevi 1 bölü 2 kök x. Doğru mu? Bölü bölü alt taraftakinin karesi 1 artı kök x'in karesi. Tabii şunu şu şekilde yazmazsak daha hoş olur. Bunu şuraya getirelim. F türev x dedik. Pekala. Şimdi f türev 4 sorulmuş ya direkt yerine yazabilirsiniz artık. F türev 4 eşittir. 1 artı kök 4 ne olur arkadaşlar şurada? 2 olur. Eksi 4 çarpı 1 bölü 2 kök 4. Burası ne olur? 4. 4 bölü 4. 1. Burası 1 bir geldi. 1'den 1'i çıkar. 0 üst taraf 2 geldi. Bölü. Üst taraf 2 iken bölü. Alt tarafta da 1 artı kök 4'ün karesi. Yani 1 artı 2. Yani 3. Üç, 3'ün karesi 9. Do Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 2 bölü 9 olacaktır. diyebilirsiniz. 64. örneğimizdeyiz. fx eşittir. x küp eksi 5x artı 2'nin küpü ise f türev 1 nedir diye soruyor. Dikkat dediğinde bakın. Bunu yaparken çoğu zaman bir şeylerin türevini almak, almayı unutuyoruz. f türev x küp diyelim. A, 5x artı 2. Doğru mu? Ya da şöyle diyelim mi? Burada ben şurayı f olarak gördüm. Şurayı bir düzeltelim. Öncelikle şunu yazalım. F türev x eşittir. 3'ü başa atacağız önce. 3 çarpı içerisinde aynısını yazalım. x küp eksi 5x artı 2'nin biraz alttık 2 çarpı. Şimdi ne yapmamız lazım arkadaşlar? İçinin türevi. Doğru mu? 3x kare eksi 5. Başka bir şeyin türevi var mı? Yok. Hocam şunun niye türevini almadık dersen o zaten türeviydi. Tamam o zaten şuranın türeviydi. Türevinin türevini almayacağız tekrardan. F türev 1 sorulmuş. Yerine yazalım. F türev 1 eşittir. 3 çarpı 1'den 5'i çıkar. Eksi 4. Değil mi? 2 ekle. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. Çarpı. 3 çarpı 1. 3. 5 çıkar. Eksi 2. O halde burada cevap ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 24 gelecektir. Devam edelim sevgili gençler. 65. örneğimizde. F küp 3x artı 1 eşittir. 2x üzeri 4 artı x artı 3. Gx'i de bize f kare x çarpı f'in türevinde x olarak vermiş. Ve g4 kaçtır diye soruyor. Şu kısım bize soruyu çözdürecek olan güzel kısım tamam mı? Şimdi gelin türevini alalım her iki tarafın. 3'ü başa attım arkadaşlar. Ee, sonrasında biraz azalttım üstünü. F kare 3x artı 1 çarpı f'in türevinde. 3x artı 1 çarpı içinin türevi 3. Eşittir karşı tarafın türevini alalım şimdi. 8x küp artı 1. Tamam mı? Şimdi gelin arkadaşlar. Ee, 4'ü bir yerine yazalım. Neden 4'ü yerine yazıyoruz? Ya da şöyle diyelim mi? G4 ee, tamam. 1'i yerine yazalım arkadaşlar. Tamam mı? X gördüğümüz yere 1 yazalım. Neden? Şunların içerisinden bir 4 gelsin bize. Anlaştık mı? bir yerine yazdığım zaman. 3 çarpı f kare 4 çarpı f türev 4 çarpı 3 tamam mı? Çarpı 3 eşittir. 8 çarpı x küp yani 8 artı 1 olsun. Peki gx dediğimiz fonksiyon f kare x ile f türev x'in çarpımıysa f kare 4 ile f türev 4'ün çarpımı ne olur arkadaşlar? Ne olur? g 4 olur. Tamam mı? Bunu 3 ile çarptıktan sonra Burayı da 3 ile çarptıktan sonra 9'a eşitleyeceksek G4 dediğimiz fonksiyon Aslında nedir? G4 dediğimiz ifade 1'dir diyebiliriz. Neden? Çünkü 3 ile 3'ü çarptık ve Her iki taraftan sadeleştirdik. Burada 1 kaldı diyeceğiz. Örnek 66 Evet arkadaşlar. Fx türevini Vermiş. Kare kök içerisinde 1 bölü x Kare artı 2 bölü x artı 1 şeklinde Ben bunu e, şu şekilde Yazabilirim. Bakın. Fx eşittir Fx eşittir. Kare kök içerisinde x üzeri eksi 2 artı 2 çarpı x üzeri eksi 1 artı 1 şeklinde yazabilirim. Kareköklü fonksiyonların e, türevini nasıl alıyoruz arkadaşlar? f'in türevi eşittir. E, fonksiyonun içerisinin türevi yani eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3. Tamam. Eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2. İçinin türevini aldım. Bölü 2 çarpı kök içerisinde fonksiyonun kendisi. Değil mi? Yani 1 e, bölü x kare artı 2 bölü x artı 1. Peki şimdi ne yapacağız? x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Bütün x gördüğümüz yere 1 yazarsak zaten şunların hepsi de 1 yapacaktır. Burası da 1. Sadece şurası 2 yapacak. Doğru mu? E devam edelim yazmaya. Eksi 2 eksi 2 eksi 4 bölü 2 çarpı kare kök içerisinde. Şurası 1 burası 2 burası 1 gelir. 1 artı 2 artı 1'den 4 gelir. 2 kere kök 4 dört de 4'tür. Eksi 4'ü 4'e bölersek de doğru cevap eksi 1'dir denilebilir. Geçelim arkadaşlar 67. örneğimize. 67. örnekte fx'i bize x-2 çarpı x-3 çarpı x-4 olarak verir, vermiş ve diyor ki limit x-3'e giderken fx-3 f3 bölü x-3'ü söyle. Ee, arkadaşlar bu ne demekti? Türevin limit tanımından f f-3 kaçtır demekti. Doğru mudur? f-3'i bulurken de bakın burada kökü 3 olan bir fonksiyon var çarpım durumunda. Ben sadece bunun türevini alıp diğerlerinin çarpımını bunun türevine eşitleyebilirim. Yani f türevi x eşittir. x eksi 3'ün türevi 1 zaten. Çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 diyeceğiz. f'in türevinde x'e. Madem öyle f türev 3'te bulunurken ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şu şekilde f türev 3 eşittir. 3 eksi 2 1 çarpı 3 eksi 4 eksi 1. Doğru cevap eksi 1'dir diyebilirsiniz. Örnek 68 H3'ü vermiş H H3 türev 3'ü vermiş G türev 2'yi G2 G2'yi ve F türev 1'i vermiş F bileşke G bileşke H3x'in x, x e eşittir 1'deki türevini sormuş Şimdi bizim fonksiyonumuz şu F'in içerisinde G'nin içerisinde H3x Tamam mı? Ben bunun türevini alacağım şimdi Bunun türevi nasıl alınır? Şu şekilde F'in türevinde G h 3x. Tamam? 1 2 3. Peki çarpı g'nin türevinde. Şimdi işinin türevini almaya geçtim. g'nin türevinde h 3x, tamam mı? Çarpı H'ın türevinde. 3x çarpı bir de 3x'in türevi 3. Neyi yerine yazacağız arkadaşlar? x 1'deki türevini. Yazalım. f şunu biraz aşağı indirelim ki rahat yazalım. Evet. f'in türevinde g h 3 Doğru mu? Peki çarpı G'nin türevinde H3 çarpı H'ın türevinde 3 çarpı 3. E peki e, x eşittir 1'deki türevini şey yapmıştık ya yazmıştık ya şimdi buraya. Bunları nereden bulacağız? Zaten yukarıda vermiş bakın. H3 2'ymiş. H türevi 3 3. G türevi 2 4. G 2 1. Ve F türevi 1 de 3'tü. E, yerlerine yazalım şimdi. H3 kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Şurası 2 yani. Sonrasında G2 çıktı bakın burada. G2 kaçmış? Onu da bulalım şuradan. O da 1'miş bakın. Burası 1. F türev 1'i de vermiş olması lazım. O da 3'müş. Yani burası komple 3. Çarpı devam edelim. H3 neydi arkadaşlar? 2'ydi. G türev 2'yi de vermiş olması lazım. Bakın o da 4'müş. Demek ki burası 4. Çarpı H türev 3 kaçtı arkadaşlar bakın burada? 3 olarak vermiş. Çarpı bir de 3'ümüz var. Yani şurası zaten komple 27. 27 kere 4 diyeceğiz. O da ne yapar arkadaşlar? 27 kere 4 eşittir. 108 yapar diyeceğiz. Geçelim arkadaşlar 69. örneğimize bir diğer sayfada. fx x kare artı 3 x artı 1 olduğuna göre limit x 2'ye giderken fx eksi f2 çarpı limit x 2'ye giderken 1 bölü x eksi 2. Arkadaşlar bakın burada ayrı ayrı limitlerin çarpımı verilmiş ama ben bunu tek bir limitte toplayabilirim. Yani limit x 2'ye giderken fx f2 bölü x 2 şeklinde yazabilirim. Tamam mı? Ee, ve bu da neye eşit olur? f'in türevinde 2'ye eşit olur. Şu fonksiyonun türevini al ve yerine 2 yaz demiş. Buyurun yapalım. Artık kolay oldu. f türev x eşittir 2x artı 3 ve f türev 2 de eşittir 4 artı 3'ten doğru cevap ne olacakmış? 7 olacakmış sevgili arkadaşlar. 70. sorudayız. G5 2'ymiş. G türev 5 3'müş. Fx eşittir x kare çarpı G5x fonksiyonu veriliyor. Buna göre F türev 1 nedir diye soruluyor. F'in türevinde x'i bir yazalım. X karenin türevi 2x çarpı G5x artı x kare çarpı G türev 5x çarpı 5 diyebiliriz. İçinin türevini unutma hiçbir zaman. E, G5'in 2 olduğu zaten verilmişti. Bakın şurası 2'ymiş. Değil mi? Ve ekstradan g türev 5'inde 3 olduğunu vermişti. Bakın burası da 3'müş. Onu da hemen yazalım. Ve sonrasında e, bunları vermiş ama x gördüğümüz yere 1 yazarak bulduk tabi bunları. f türev 1'i de elde edelim artık şuradan. f türev 1 2 çarpı e şurası 2'ydi. Artı 1 yerine yazıyorduk değil mi? E, yazalım. 1 çarpı 3 çarpı 5 diyelim. 2 kere 2 4. 3 kere 5 15 Bunların da toplamı doğru cevap 19'dur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşlar dördüncü videonun da sonuna geldik türevde. 5. videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız. Bu arada abone olup bildirimleri açmayı da unutmayınız sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.